Biz biraz önce yumurta hakkı ve şeker karışımından yaptığımız bir yapışkanla, renk renk pullarla sadece kızların alınlarına olmak üzere gelinimizi pulladık. Kızlarımızı pulladık, gelinin arkadaşlarını, genç kızlarımızı. Birazdan da gelinimizi pullayacağız. Fakat bu pullama gelinin bütün yüzünde olacak. Sadece kızlarımızın alınlarında ama gelinin bütün yüzü pullanmış bir şekilde olacak. Evet, pamak yani geleneklerimize göre böyle. Biz böyle gördük, böyle öğrendik, böyle devam ediyor. Ne kadarlık bir gelenek? Çok eskilerden, bizim mesela köyümüz 1893 göçmeni Lofça, İzvor'dan pamaklar. Biz o zamandan beri gelinlerimiz pullanıyor. Tabi son 50 yıldır hiçbir şekilde pullama yok. En son benim boya gecemde ben pullandım. Şimdi de kardeşimin eşini, gelinimizi pulluyoruz. Canlandırmaya çalışıyoruz bütün adetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi. Renkli şalvarlarımızla, renkli tülbentlerimizle. Biz böyle renkliyi ve şakır şıkır şeyleri seviyoruz. Oynamayı seviyoruz, eğlenceyi seviyoruz. O yüzden de biraz renkli renkli pullanıyoruz. Bu düğün kıyafeti mi şu anda? Evet, evet. Bunlar bizim özel şalvarlarımız. Böyle pullu şalvarlarımız da var. Genç kızlarımızın giydiği. Genelde böyle giyiyoruz ama eskiden kadifeymiş her şey. Bu şekilde. Kadife işlemeymiş. Aynen, aslına uygun gerçekleştirmeye çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra devam eder diye düşünüyoruz. Eskiden benim annem bunları yapardı. Tellerdi, gelinleri pullardı. Çoluk çocuk, şunların daha inceleri vardı. Bunların bir inceleri vardı. O inceleri şöyle keserdik, gibi gibi çekerdik. İçinden geçirirdik, döndürürdük. İçine çörek otu koyardı. Çörek otunun etrafına bunu dizerdi, pul dizerdi. Hem yanaklarına hem de anılarına koyardı. Gelen geçen bütün gençlere koyardı. Annemin mesleği buydu. Onun yanında biz de öğrendik yani. Bu yıllardan beri bu yapılır. Belki bugün 100 diyorum, belki de 150 yıldır. Yani köyümüzün, Trakya insanının yaptığı bu işler yani devamlı yapılan bir iş. Sonradan gençlik işte bunları iptal etti. Yani bırakıldı bu işler. Siz devam ettiriyorsunuz. Şimdi biz devam ettirme çalışıyoruz. İnşallah artık elimizden geleni yapıyoruz. Bu şimdi bizim düğünde çeyiz dediğimiz bu yatakları yaparız. İşlemeleri annelerimiz bize çeyizde bunları düzerler. Bu kırlentlerimiz olur. Bu da paltolarımız, önceki mesela 100 sene öncesini demek istiyoruz. Bu da seccadelerimiz, bu da karşılarımız olurdu. Bu da yastıklarımız. Böyle kurdelerle. Evet. Bu büyük yastık. Şimdi artık bunlar kullanılmıyor. Bunlar hani derler ya, bir yastıkta koca yatsın diye. Onun için büyük yastık kullanıyoruz. Yorganlarımız bunlar. Sandığımız. Hepsi bekar, bir ben evli burada. Acaba bir çıkar mısın? Şöyle çıkalım. Gökte uçar diyare, selam söyle heyin yare. Develere tavla olaydım, gelen geçen yolcu. Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beraber.
şöyle anlatayım size. Ben aslen Rizeliyim. Yani kütüğüm Rize benim. Evet, eşim Pamaklı. Daha önceden yani çok eski bir geleneklerden gelen bugünümüze kadar sadece görümcem kendi düğününde kısa bir organizasyon yaparak bunu canlandırmış. Biz de tekrardan büyük bir organizasyon yaparak canlandırmak istedik. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı neşeli bir organizasyon oldu. Ben de bu köylüyüm, Pamak'ım. Dedem aslen buralı zaten. Evet. Nasıl diyeyim, Pamak kültürü ablam ilgileniyordu bu konuda, kitap falan yazmıştı hatta. Ondan sonra ablamı pullamışlardı bir 20-25 kişi, onu beğendik. Ablam dedi canlandıralım, öyle yapalım, böyle yapalım dedik. Hani bütün millete, köy halkına da değişiklik evet. oldu yıllardan beri, belki 25-30 yıldır. Hani canlandırılmayan bir şey de olabilir, daha büyük, daha da eski yıllardan beri. Hani tüm millet meraklı geldiler, şey yaptılar. Biz de eski malzemeleri topladık mesela. Gelinlik pardüsesi varmış. Babaannemin annesinin 80 çok yıllık, çok eski. Evet, elde dikilmiş, makine yokmuş. Yani çok eski şeyleri canlandırmaya çalıştık. Pardüsü giydik.